EMC test laboratuvarından bahsedeceğim kısaca. Evet, test edilecek ürünün teknik özellikleri belirlenir öncelikle. EMC laboratuvarı nasıl kurulur dediğimizde kurulum aşamalarından bahsedeceğim. Dört ana başlıkta toplayabiliriz bunu. Biraz önce bahsettiğim gibi test edilecek ürünün teknik özellikleri ve kullanım alanı belirlenir. Daha sonra bu kullanım alanı belirlendikten sonra ürünün teknik özelliklerine göre de uygulanabilir direktif ve standartlar belirlenir. Örneğin işte elektrikli ev aleti için belirlenen yönetmelik EMC yönetmeliği. Bunlar için de uygulanması gereken standartlar 55.014-1 ile başlayan işte 61.003-3 ile biten bir standart dizisi oluşturuyoruz. Daha sonra EMC test laboratuvarımızın kullanım amacını belirliyoruz. Pre-compliance mi? Yani ön uygunluk testleri mi yapacağız burada yoksa full compliance, tam uyumlu bir laboratuvar mı olacak? Pre-compliance, full compliance farkı nedir? Daha çok tasarım ya da ürün geliştirenlerin ihtiyacını pre-compliance EMC laboratuvarları görür. Yani standarda birebir uyması gerekmez kullanıcıya. Ekipmanların, cihazların o yüzden daha az ise daha çok akredite test laboratuvarlarıdır. Test ve sertifikasyon amaçlı kullanılır. Birebir standartlara uyumlu olması istenir. Bunun kararı veriliyor. Ondan sonra da direktif ve standartlara göre cihaz ve laboratuvar altyapısının teknik özellikleri çıkarılır. İşte anechoic chamber, EMI receiver, Leeson, EMC antenleri, CDN gibi o test standartlarında hangi ekipmanlar geçiyorsa bunlar listelenir. Bunlar tedarik edilir. Laboratuvarın basitçe kurulum aşamaları. Uygunluğu nasıl değerlendirilir? Tabii test etmeden, laboratuvar ortamında test etmeden topraklamanın uygun olup olmadığı çok rahat görülemez. Tabii simülasyonlarda bunu bazı sonuçlar alabilirsiniz ama laboratuvar ortamında yapılan testler daha sağlıklı sonuçlar verecektir. EMC test laboratuvarında kullanım amacına göre de laboratuvarları sınıflandırabiliriz. Biraz önce bahsettiğim işte tasarım yapan firmalar ya da tasarımcılar pre-compliance EMC laboratuvarlarını daha çok tercih ediyorlar. Çünkü maliyetlerden dolayı. Üreticiler kendi ölçeklerine göre farklı farklı laboratuvarlar kurabiliyorlar. Pre-compliance olanlar var, full compliance olanlar var. Eğer büyük bir üretici ise akredite bir laboratuvar kurup bunu da tam uyumlu hale getirebiliyor. Tabii üçüncü olarak da test ve sertifikasyon kuruluşları. Bunlar üçüncü taraf kuruluşlar. Bunlar da yine pre-compliance, full-compliance ya da akredite ya da akredite olmayan şekilde hizmet verebilmektedir.